Allah'ın kelamı olan Kur'an'ı okudukça sırlarını size açar. Her bir surenin manevi sırları vardır. Ebu Leheb'den bahseden Tebbet suresini okuyan Ebu Leheb ile bir araya gelmez diye rivayet edilir. Peki beddua ile başlayan Tebbet suresinin sırları nelerdir? İşte Tebbet suresinin sırları. Tebbet suresi fazileti ve sırları olmakla beraber birçok önemli açıklamalarda bulunmaktadır. Birçok surenin ve ayetlerin faziletleri hadisi şerifler ile ifade edilmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okurken bunun Allah Teala'nın kelamı olduğunu düşünmelidir. Kur'an-ı Kerim'i okuyup muteber ilmihal kitaplarında bildirildiği gibi amel ettiği, ibadet yaptığı takdirde büyük sevaplara kavuşur. Surede Hazreti Peygamber'in amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebu Leheb ve karısı eleştirilmekte, onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilmektedir. Kim Tebbet suresini okursa, umarım ki Allah-u Teala onunla Ebu Leheb'i bir yerde birleştirmez. Konusu, surede Hazreti Peygamber'in amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebu Leheb ve karısı eleştirilmekte, onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilmektedir. Tebbet suresi fazileti ve yararları. Her türlü hastalıklara okunan sureler arasında Tebbet suresi de vardır. Dua okunan hasta bir kişiye 7 defa da bu sure okunur. Nazar değen kişilere de okunan bir suredir. Nazar için okunan kişiye 3 defa da Tebbet suresi okunur. Aynı zamanda davasında haklı olan kişi düşmana karşı Tebbet suresi okur. Düşmanlık eden zalim kişiye karşı 1000 defa Tebbet suresi okunursa düşman helak olur. Her çeşit hastalıklara okunan surelerden biri de Tebbet suresidir. Okunan bir hastaya 7 kere bu sure ilave edilir, okunur. Nazar değen kimseye okunurken Tebbet suresi dahi 3 kere okunan surelere ilave edilir. Tebbet suresi haksız yere düşmanlık yapan zalime karşı 1000 defa okunursa düşman helak olur. Rivayet edildi ki uykusunda korkan yatmadan önce 3 kere okursa bu derdinden kurtulur. Düşmanı mağlup etmek için 1000 kere okunur. Her çeşit hastalıklara okunan surelerden biri de Tebbet suresidir. Okunan bir hastaya 7 kere bu sure ilave edilir, okunur.